yıldır Van 100. Yıl Üniversite Hastanesi'nde hemşirelik yapıyorum. Ayrıyeten 100. Yıl Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu mezunuyum. Geçen sene mezun oldum ve okul birincisiyim. Onun dışında şu an 9 Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum kendi alanımda, beden eğitiminden. Spora başlama hikayem biraz ilginç. Herkesten farklı bir hikayem var. Kısaca bahsetmem gerekirse yaklaşık 6,5 yıl önce, okula başlamadan önce beden eğitimine doktora gittim ve bana şeker hastası olabilme ihtimalini sundular, söylediler. Dediler ki ailende şeker hastası var mı? Herhangi bir öykümde anne, babam, dedem şeker hastası değilken benim insülin direncim çıktı. Ve bu durum beni çok korkutmuştu. Çok genç yaştaydım. 21 yaşında bir kişinin şeker hastası olma ihtimali gerçekten çok korkunç verici bir durumdu. Şeker ilacına başladım, glifora. Ve sonrasında bana periz yapmam gerektiğini, antrenman yapmam gerektiğini önermişlerdi. Ve ben Atılım Spor Merkezi'nde Serkan Hoca ile tanıştım. Serkan Hoca ile spora başlama hikayemiz ilk başlarda sağlık olsa da akabinde çok farklı şeyler gerçekleşti. Spor olan ilgim çok arttı. Spor yaşam tarzım haline gelmeye başladı. Yani spora böyle sıkılarak gelmek yerine isteyerek gelmeye başladım. Ve bunu beden eğitimine hazırlanarak açıkçası tamamlamış oldum. Beden eğitimini kazandım 100. yılda. Sonrasında okulumu okudum, okulumu bitirdim. Ve vücudum istenmeyecek şekilde kas kütlesi haline gelmeye başladı. Ve herhangi bir destek kullanmadan bu hale geldim. Ayrıca babam benim bu arada yumurtacı olduğu için çocukluğumdan beri annemin çok fazla bana yumurta yedirmesi de buna bir etkenmiş. Yani hocam normal bir kadına göre kas gelişimimin çok fazla olduğunu söylemişti. Sonrasında Serkan Hoca'nın destekleriyle birlikte neden sen de vücut geliştirme şampiyonasına katılmak istemiyorsun diye soru yönelttikten sonra evet dedim ya ben bunu da başarabilirim. En büyük önündeki engeli aştım. Şeker hastalığım artık hiçbir şekilde yok. Herhangi bir direncim çıkmıyor. Herhangi bir ilaç kullanmıyorum. Ve hayata bakış açım çok değişti. Yani herkese sporu sıkılmak yerine zevklerle getirip yaşam tarzı haline getirmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, Eylül ayında bir yarışmam var. Ona hazırlanıyorum. İzmir'de olacak. Kendi bölgemde, kendi doğduğum topraklarda. Ve buna istikrarlı bir şekilde çalışıyorum. Antrenmanlarımın dışında beslenmem çok önemli. Beni en çok yoran ve gerçekten boğan noktalardan birisi beslenme oluyor. Ama başaracağım inşallah. Hedefim inşallah Türkiye şampiyonluğu. Van'da bir ilki gerçekleştirmek istiyorum. 10 yıldır Van'a hizmet veriyorum bir hemşire olarak. İnşallah Van'dan Türkiye şampiyonu çıkarak kendi bölgeme artık tamamen gitmeyi ve yerleşmeyi düşünüyorum. Sizlere de güzel bir anı bırakmak istiyorum. Van kesinlikle beni unutmasın. Geçen sene okul birincisi olarak adımı kütüğe çaktım. Bu sene de inşallah şampiyon olarak ayrılmak istiyorum güzel Van'ımızdan. Çok